Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı sayfa 85 cevabı ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı sayfa 85 cevabı sorular 1. Özerk bireyle ilgili olarak söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Demokratik toplumlarda birey, vatandaş olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahiptir. B. Birey, demokrasilerde vatandaşlık hakkının sadece seçimlerde oy kullanmak olduğunu bilir. C. Demokratik toplumlarda birey, toplumsal sorunlara karşı duyarlıdır. D. Demokrasilerde birey, pasif değil aktif vatandaştır. E. Demokrasilerde birey kararlarını iç sesine göre verir. Cevap, B. İkinci demokrasi, insanların temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde yaşadıkları düzendir. Bu düzenin devamı açısından insanlar, hem kendi hak ve hürriyetlerini hem de diğer insanların temel hak ve hürriyetlerini korumak zorundadır. Buna göre demokrasiyi yaşam biçimi olarak seçmiş bir bireyden, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? A. Görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade eder. B. Kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı, bir başkasına yapmaz. C. Kendi hak ve hürriyetlerine sahip çıktığı gibi, diğer insanların da hak ve hürriyetlerine sahip çıkar. D. Herkesin duygu ve düşüncelerine saygı gösterir. E. Sadece kendine ve ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirir. Cevap, E. Üçüncü, iyi insan olmak her zaman iyi vatandaş olmak anlamına gelmez. Aristoteles, yukarıda verilen sözde geçen, iyi insan, iyi vatandaş arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir biçimde vurgulanmıştır? A. İyi insan her zaman iyi vatandaş olmanın ön koşuludur. B. Benzer noktaları olsa da iyi insanın taşıdığı özelliklerle iyi vatandaştan beklenen özellikler birbirinden farklıdır. C. İyi insan her zaman iyi vatandaş olur. D. İyi insan ile iyi vatandaş arasında yakın bir ilişki vardır. E. İyi insan ve iyi vatandaşı yalnızca aile kurumu yetiştirir. Cevap, B. Dördüncü, aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken uyulması gereken etik ilkelerden biri değildir? A. Şikayet hakkını kullanırken saygılı bir dil kullanır. B. Eleştirirken adaletli olmayı ihmal etmez. C. Toleranslı olması gereken konularda aşırı tepki vermemesi gerektiğini bilir. D. Talep ettiği demokratik hak ve özgürlüklerin herkes için eşit uygulanmasını ister. E. İnsanları haklı olduğuna inandırmak için gerektiğinde yanıltıcı bilgileri de savunur. Cevap, E. Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Matbaacılık Ders Kitabı sayfa 85 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.